2022 yılında dünyanın en işlek 10 havalimanı sıralamasında her zaman olduğu gibi yine Amerika'nın ağırlığı söz konusu. 2021'e göre ilk 4 sıra değişmezken Atlanta Hartsfield yine ilk sırayı aldı. İlk 10'da 5 ABD'li havalimanı yer alırken İstanbul Havalimanı 2021'e kıyasla 7 basamak yükselerek 7.liği elde etti. İşte dünyanın en çok yolcu ağırlayan 10 havalimanı. Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI, 2022 yılında dünyanın en işlek 10 havalimanını duyurdu. Gerçekleşen rakamlar uluslararası seyahatin yeniden başlamasıyla birlikte 2022'de küresel yolcu trafiğinin 2021'e göre %53,5'lik bir artışla 7 milyara yaklaştığını gösteriyor. Küresel trafiğin %10'unu temsil eden ilk 10 havalimanındaki artış %51,7'ye ulaştı. Pandemiden sonra kapılarını geç açan Çin'den hiçbir havalimanı ilk 10'da yer almadı. Dünyanın en işlek havalimanlarından 5'i Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. 2021'e göre ilk 4 havalimanı değişmezken Atlanta Hartsfield Jackson 93,7 milyon yolcuyla ilk sırayı aldı. Küresel olarak 100 milyon yolcu barajını geçen iki havalimanından biri olan Atlanta'da 2021'e kıyasla %23,8'lik bir artış yaşandı. 2019'a göre ise yolcu sayısı %15,2 düşüş kaydetti. Atlanta 724 bini aşan uçak trafiği ile de ilk sırada yer aldı. Dallas-Fort Worth Havalimanı 73,4 milyon yolcu ağırladı ve ikinci sırayı aldı. ABD'li havalimanında yolcu sayısı 2021'e göre %17,5 artarken 2019'a kıyasla %2,3 düştü. Dallas 2019'da 10. sırada yer alıyordu. Dallas'ta geçen yıl 656 bin uçak iniş ve kalkış yaptı. Bir diğer ABD'li Denver Havalimanı 69,3 milyon yolcuyla üçüncülüğü elde etti. 2019'da 16. sırada yer alan Denver'ın yolcu sayısı 2021'e göre %17,8, 2019'a kıyasla %0,4 artış yaşadı. Denver Havalimanı 607 bin uçak trafiğiyle üçüncü oldu. En işlek havalimanları sıralamasında Chicago O'Hare 68,3 milyonla dördüncü oldu. Amerikan ve United Hava Yolları'na ev sahipliği yapan meydanın yolcu sayısı 2021'e kıyasla %26,5 artarken 2019'a göre %19,3 düştü. Geçen yıl 711 bin uçak trafiği gerçekleşen Chicago O'Hare 2019'da yolcu sayısında 6. sırayı almıştı. Listede 5.liği 2021'e göre 22 basamak yükselen Dubai Havalimanı elde etti. İstanbul'un en önemli rakipleri arasında yer alan Dubai, yolcu sayısını %127 artırarak 66,1 milyon yolcu ağırladı. 2019'da dördüncülükte yer alan Dubai'nin yolcu sayısı 2019'a göre ise %23,5 düştü. Los Angeles 65,9 milyon yolcu sayısı ile en işlek 6. havalimanı oldu. Kaliforniya merkezli havalimanının yolcu sayısı 2021'e kıyasla 37,3 artarken 2019'a göre %25,1 düşüş kaydetti. Geçen yıl 581 bin uçak trafiği gerçekleşen Los Angeles yolcu sayısında 2019'da 3. 2021'de ise 5.liği elde etmişti. En işlek havalimanları sıralamasında 7. sırayı 64,3 milyon yolcu sayısı ile İstanbul Havalimanı aldı. 2019'da 38.likte yer alan İstanbul Havalimanı 2021'i 14. olarak kapatmıştı. İstanbul Havalimanı yolcu sayısını 2021'e kıyasla %73,8, 2019'a göre %23,2 artırdı.
Türkiye'nin yurt dışına çıkış kapısı olan havalimanı, ilk 10 havalimanı içinde pandemi öncesine göre yolcu sayısını en çok artıran meydan olarak öne çıktı. Enişlek havalimanları sıralamasında ilk 10 içinde 2021'e göre en çok yükselen havalimanı Londra Heathrow oldu. Yolcu sayısını %217,7 artırarak 61,6 milyona ulaştıran Londra Heathrow, 2021'de 54. sırada yer almıştı. Geçen yıl 8.liği elde eden Heathrow, 2019'a kıyasla %23,8 daha az yolcu ağırladı. Yeni Delhi Havalimanı 59,4 milyon yolcu sayısı ile 9. oldu. Son yıllarda havacılığın yükseldiği Hindistan'daki havalimanı 2021'e kıyasla %60,2 daha fazla yolcu ağırladı. Yeni Delhi en işlek havalimanları sıralamasında 2019'da 17.likten 2021'de 13.lüğe yükselmişti. Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise 57,4 milyon yolcu sayısı ile 10. sırada yer aldı. Fransa'nın başkentine hizmet sunan havalimanı 2021'e kıyasla %119,4 daha fazla yolcu ağırladı. TAV havalimanlarını da bünyesinde barındıran Fransız Grup ADP tarafından işletilen meydan 2019'da 9. sıradayken 2021'de 31.liğe düşmüştü. Uluslararası yolcu sayısında ise ilk sırada 66 milyonla Dubai Havalimanı yer aldı. 2019 ve 2021'in de lideri olan Dubai'nin yolcu sayısı %127 arttı. Listede ikinci sırayı 58,2 milyonla Londra Heathrow aldı. 2021'de 7. olan Heathrow'un yolcu sayısı %230 arttı. Amsterdam Schiphol 52,4 milyon uluslararası yolcusu ile 3. oldu. 2019 ve 2021'in 3.sü olan Schiphol'ün ardından 51,7 milyon yolcu ile Paris Charles de Gaulle geldi. 2019'da 6. olan Fransız Havalimanı 2021'de bir basamak yükseldi. En çok uluslararası yolcu ağırlayan havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı 5. oldu. Pandemi öncesinde 14. sırada yer alan İstanbul Havalimanı 2021'de 2.liği elde etmişti. Uçak trafiğinde 425 bin adetle ilk 10'da yer alan İstanbul Havalimanı geçen yıl 48,5 milyon uluslararası yolcuya hizmet verdi. Uluslararası yolcuda Frankfurt 6., Madrid 7., Doha 8., Singapur Changi 9. ve Londra Gatwick 10. oldu. Pandemi sonrasında kapılarını geç açan Singapur Changi, 2021'e göre uluslararası yolcusunu %952,9 artırarak önemli bir fark yarattı.